Valencia gerçekten iş Valencia'nın driplingine kalmaması lazım bu arada. Gerçekten inanılmaz katılıyorum. Çünkü Valencia orada aldığında Valencia'nın dünyası kapanıyor abi. Onun üstünde bir tek ışık var. Valencia'nın hissettiği büyük ihtimalle o topu aldığında sadece onun üstünde ışık var. Diğer yerler diğer diğer karanlık. Önündeki Sevilla oyuncular aydınlık bir tek. Onların hepsini sırayla geçmeye çalışıyor ve i̇şte. büyük ihtimalle de geçemiyor. Geçemediği noktada şut atabiliyorsa abi? şut atıyor. Çok da etkili olmuyor o da yani. Ya Sevi şey ya Ener bir istatistiği var. Ee, en son işte bir geleceğe dönüş için nasıl bir program yaparız? Ee, farklı fikirler bulur muyum diye. Ve son böyle lig istatistiklerine baktım. Ener Valens bir konuda açık ara önde. Yani gol sayısı önde evet. Ama mesela şey yani zaten Ener Valens'e göre oynadı Fenerbahçe uzun bir süre. O yüzden skor buralarda gibi bir görüş de var ya. Ee, onu aslında çürüten bir şey. Abi gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi yüzde 50. Ve bu açık ara önde. Yani ligde Icardi'ler dahil bu arada. Çok iyi. Açık ara önde Ener Valencia. Yani en ufak gol fırsatını gol yapmış bir adam. Ama bunu nasıl yapıyor? Tamamlayıcı forvet rolüyle. Yani yaratan forvet değil. Tamamlayıcı. Arda, Ferdi ters taraftan orta yapacak. Ya da bir ara pası verecekler. O da koşusunu yapacak. Ya da e, işte Kasımpaşa maçında olduğu gibi ayak koyacak. İnanılmaz bir ayak koyacak arka direkte. Ya da bir kafa vuracak. Tamamlayıcı. Peki olacak. burada yani çok zor golleri de geliyor aklıma bir yandan. Böyle gelişine uzak köşeye plase vurduğu, uçarak topa vurduğu bilmem ne goller de geliyor aklıma. Ama bitiriciliğiyle de normalde tarif etmeyiz. Ama yani bu sezon oyun mu falan... sağlıyor? Ne oluyor peki? Yani Hı. niye ya da niye ener oluyor oluyordu bu? Batshuayi'ye olmuyor mesela. Ben, özellikle bu sezon gerçekten guat oldu abi adam. Bu sezon gerçekten bir ben... değil bu sezon bitirici değil. Adam yapıyor yani. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Adam atıyor. <laughs> Aynen. iyi ee, yiyor ama çalışıyor vallahi. Yani. <laughs> çok Topteyiz ya. <laughs> çok şey abi adam atıyor da <gülüyor> güzel. <gülüyor> Peki Arda Güler parantezi. Arda Güler, Arda Güler'i oyun maç boyunca şöyle görüyorsun. Ş şunu yani. yapıyor. Haydi bana pas verin. Şu anda boşa çıktım. Bana pas verin. Şuradan Fenerbahçe savunmada oyun kuracak. İşte seviyeli oyuncular şurada genellikle şöyle merkezde üçlü baskı yaptılar. Arda burada, şuradan verebilecekse burada, buradan verebilecekse burada. Sürekli geziyor abi. Haydi bana verim şu anda topu. Sürekli top isteyen bir yerde. inanılmaz bir oyuncu gerçekten ya. Ya Arda gider, hiç kaçmıyor. Bak seviyor. Ne olursa olsun seviyor abi adamlar. Son 16 turunda, Avrupa Ligi son 16 turunda gerçek bir star gibi oynadı. gerçek bir star gibi oynadı. İlla iki gol bir asistle kapatmış olmasına gerek yok bu maçı. Şu anlamda söylüyorum. Hep bu tip oyuncuları tarif ederken kullandığım bir cümle var. Hani oyun uykudayken yani birisi sorumluluk alsın bir denge bozsun diye bir oyuncu beklersin. Bir kadife bilek beklersin. Arda Güler buydu sahada. O sorumluluğu alan ayağına hemen hemen her aldığı topla olumlu sonuç veren, ikiye bire giren, şut fırsatı bulunduğunda şut çıkaran, ara pas fırsatı bulunduğunda ara bırakan bir adamdı. Yani oyunun yönü tamamen Arda Güler'di. Ee, yani biz seviye açacaksak Arda Güler'le açacağız demişti Fenerbahçe ve Jorge Jesus. Ve Arda Güler de bunun maksimum verdi. Ve çok da uzun süre sahada kaldı. 83 dakika kaldı sahada. E, diri de kaldı gayet. Ve çok çok iyi oynadı bence. Zaten bu arada sadece kendi görüşüm bir birçok istatistik bazlı e, internet sitelerinde e, maç internet sitelerinde maçın adı Arda Güler seçilmiş. Yani maç içerisindeki efektifliğine bakılarak 6 tane başarılı driblingi var. 6 tane kritik final pası var. Arda Güler'in bu kısır maçta yani kısır maçta derken daha maçta pozisyonları var, şutları var ama seviye tamamen kapandı. Yani gömüyle oynamış bir seviyeye karşı bile bunu yapabilmesi hakikaten gerçek bir star performansı. Yani böylesi de yok sanıyorum. Yani hiç. Ki zaten için kahramanları da bunu kabul ediyor. Daha önceki işte e, genç yıldızlarmış işte Emre, Emre Berezoğlu, Be, Tümer Metin, Sergen Yalçın, Tugay Kerimoğlu. Tugay Kerimoğlu gibi hani bir zamanlar gelecek vaat eden süperstar adayları, e, eski, eski efsaneler de bunu kabul ediyor. Farklı bir çıkış yaptı diye Arda Güler. Böylesi yok abi. 18 yaşında... 18 yaşında seviye karşı... ...kilit açıcı rolü üstelik bunu belli... ...kısımda yapmak... ...yani hiç denk gelecek bir şey değil. Kesin. Ve çok geliştireceği daha da çok... Bu arada Avrupa Futbolu'nda da yok. Çok fazla böyle. Ne olursa olsun Avrupa Ligi... ...platformu yani burası. Yok dediğin ne? Yani benzer 18 yaşında bu kadar fark yaratacak oyuncu yok yani. Bu, bu arada ben tarzını iyice Odegaard'a benzetmeye başladım. Benziyor evet. Ee, biraz daha geri gelip de oyunu e, takımı çıkartmaya da çok çalışıyor ve genellikle ters toplarla yapıyor. Odegaard'da ters de direkt ter, evet, e, oyunun yönünü benziyor, değiştirdiği benziyor. şey var ya, e, sekansları. Ar, Arda Gard. Arda Gard'a doğru, doğru <laughs> gidiyoruz. Ee, bir tane bir pozisyonda sadece bunları bence geliştirecek. Zajc'ta biraz sağ içine de ters düştüler orada. Arda kötü niyetle yapmadı orada. Onun farkındayım. Şurada Arda topla buluştu. Zajc biraz daha müsait pozisyondaydı. Çok pas bekledi. Arda ona o sırada ver veremedi bence. Hmm. de biraz ondan sonra orada bir hafif sahiçinde içinde çok hafif bir tansiyonları oldu aralarında ama çok kısa süreli tabii ki. Hmm. E, oyun içinde kalan bir durumdu. E, onları biraz daha görecek, biraz daha pas verecek o kısımlarda. E, onu ha. bekliyorum. Zaten yani öyle çok bencil oynayan bir durumda değil Arda oyun dışında. Ya o biraz e, yanında geliyor. Yani sorumluluk alan oyuncu tabirin yanında gelen bir şey. Doğru. Bazen de e, kendi inisiyatif alabiliyor. Tabii. Evet George sus'un yani ona uzun süre şans vermesi de güzeldi. Normal şartta olması gereken bir şey ama seviye karşısında hakikaten e, Arda Güler ana etkendi tercihlerinde. Ve hatta ilk 11'de dedik ya biraz hani sürpriz isimler de var. mesela İsmail uzun süre sonra gördük ve çok iyi oynadı. Gayet iyi oynadı İsmail. Tek altı rolünde. Ee, yani İsmail Zayis, Arda Güler, işte Batşahi 11'den bahsediyorum. Ana Valencia aslında hep böyle Ferdi Bekten, Oscar çabuk hızlı hareket eden oyuncuları tercih etmişti hep. Yani bir pozisyon fırsatı yakaladığında, topu geri kazandığında çabuk hareket edecek ee, isimleri tercih etmişti. O. Sağının her bölgesinde Georgesus. Bence doğru tercihti. Dediğim gibi o yüzden yani bu George Georgesus adına ee, negatif bir karne vereceğim bir durum yok. Sadece şu yeah. şey olabilirdi. Serdar Aziz erken çıkıp daha erken dörtlüğe dönebilirdin. Yani yanında iyice gelmediği aşikar olan bölümlerde. Ferdi biraz daha ortaya atabilirdi. Biraz daha merkeze atabilirdi. O, o sayede e, ekleyip. Biraz daha erken dörtlüğe dönebilirdi ama onu da yaptı yani belli bir bölgeden sonra. Yani, yani ilk maç olduğu kadar aşırı böyle Öyle olsa da böyle olsa ya, öyle, öyle bir şey yok abi. Kesin maç Yani zaten rakip şey yoktu Ya yani. Avrupa Ligi denince seviye muhabbeti 3 kere girmiş hmm. senin rakip şey ceza alanına. Yani yok adam top oynamaya gelmemiş. Yarısında evet. sen kendi kendine oyunu durdurdun. Ee, hiçbir şey yok. Seviye diye bir şey yok maçta. Ee, bu Arda konusu Arda gündüz haberim vardı Arda'nın oyuncudan ama İsmail'den haberim yoktu. Kadroyu görünce e, İsmail'le karşılaştım ve e ulan acaba bu kadar süredir oynamıyor nasıl olacak falan diye ben İsmail'i beğendim. Evet yani planın o da bir parçasıydı. Şöyle zaman zaman sen statta daha net görmüşsünür Çok baskılar yaptı falan. Hemen başı. öne gidiyor zaten. Tabii tabii. Yani seviye buradan oyun, oyun kuracak. İsmail normalde işte Aynen. burada stoperlerle birlikteyken hemen öne gidiyor. İşte bunu Ara değil mesela bu. Bu İsmail. Evet. Bu rol İsmail. Hatta o Ali'ye de çok katılıyordu prese. Hani merkeze de çok gördüm ben Ossav dönen Doğru. toplarda. Doğru. O da bu, bu planın bir parçasıydı. Doğru plan... Ya işleyebilirdi de. Ya e adam vurdu ilk maçta. Bacağına çarptı. içeri girdi. E, fena Şutları girmiyor. Arda'nın da bir şutu var. Emre Mor'un. Mor şutu var. E, evet. Iki, onunki girdi. Seninki girme daha yani yapacağım. Biraz daha ufak detaylara kalıyor böyle durumlarda. Ama... iki tane hani Fenerbahçe negatif yazan durum oldu. Birincisi kesinlikle sayı atılan yabancı maddeler bu oyunun soğuması ikinci yarıda. Ritim kesin bozuldu. Katkısı var yani seviyeye o, o anın. Abi ikincisi de benim için Okampos'un oyuna girmesi 73'te. Tam bir baş belası. Şeyde Suso da abi Okan Post daha Sen... baş belası. Abi adamı topu atıyorsun kalıyor ya orada yani. Evet. Orada kalıyor. Yani hem kuvvetli hem dribbling becerisi var. Zaten Frikki de direktten de o kazandırdı. Alamıyorsun abi ayağından topu. Dönüyor dönüyor. Hem kuvvet yani tam tam can sıkıcı bir tipti. İyi ki bu arada 11'de başlamış. Bence raket içi başlasa daha etkili olurdu. Yok onun planı öldürmek abi. oyunu yani. diye. <laughs> Ama yani gitme Fikri olunca daha da tehdit yaratıyorsun ya. Yani şimdi 84. dakikada oyuncular girdi. E, Joao Pedro, Emre Mor diye, Rossi diye eleştirme var. Serdar Aziz'in çıktığı değişiklik yani. E, ama burada aslında oyun 9 dakika uzadı kabul. Yani 10 dakika geri alın bunu. 74. dakika, 75. dakika gibi oluyor aslında. Ama bence daha da fazla uzadı. E, aslında 15'te bitim 15 dakika kadar yaptığı değişiklikler bu. Yani bence çok geç kalmış bir durum yok. Bu arada hakemi de tebrik ediyorum. Yani şeyi... <laughs> Ee, Dimitrovic e, Dimitrovic'e sarı kart vermeden maç tamamlattı. Evet. Yani Dimitrovic her pozisyon artık yeter yani. Şurada kale atışı kullanacak. Şuraya bir, şey bir tane adam koyuyor. Tamam ben geçtim vazgeçtim. Benim, git ileri. Benim biraz baldır çekiyor galiba. Sen bir uz uzun vursan. Neyse İnanılmaz. git ben vurayım. Şeyde kale arkasındaki taraftar da Telles burada. Yani her şey bitti. Telles geldi. Kenardaki su şişelerine böyle büyük büyük tekmeler atmaya başladı. Biliyor çünkü abi. Evet. Ben bunu yedireceğim diyor Aynen. Teles. Biliyor ben Fenerbahçe taraftarına yediririm. Ben burada oynadım bunu. Ve yedirdi yani. Gerçekten şu çok düşük kalitede bir evet. e, numara yeme şeyiydi yani. Gerçekten oradaki Fenerbahçe taraftarına bir, bir, yazık. Fenerbahçe taraftarına yazık. Biraz, biraz oyun durgunlaştı. Biraz bir hareket getirelim. diye şey. E ben iki şu Ama süre hemen böyle galiyan işte, olur. düşmeyeceğiz. Artık düşmeyelim yani. Gözünüzü seveyim. E, seviye de yani. O son altı turundasın şeyde yani. Burada ya, düşmeyelim. o zaten... Düşmüş bir takım da. Biz düşmeseydik keşke. Evet. Onun yazık oldu ya. Bir başka eleştiri... İrfan Can Kahveci'yi neden almadın hocam? <laughs> <oyununda İrfan Can gülüyor> yani ben Kahveci hiç demiyorum valla. Eleştirisi. Bir hafta önce sanki bu insanların... Hepsi İrfan Can Kahveci topçu değil... Fenerbahçe'de nasıl oynuyor dememiş gibi... Bu hafta... Niye İrfan Can'ı almadın diye eleştiri yapıyorlar. Ben anlamıyorum yani. İkisi de değil bu arada. İlk baştaki de topçu değil... Eleştirisi de değil. Performansı Hı. düşük başka bir şey... Ama topçu değil gelindi yani. Seviye karşı olmuyor yani İrfan Can. Yani hareket eden anlam lazım. İlk, ilk maçta olmadı. Hatta merkezi çekti olmadı. E burada da Arda Güler yerine Emre Mor girdi. Daha doğru sadece. Evet. Arda Güler gibi daha hareketli, daha topla gidecek, daha driplinkçi bir oyuncu tercih yaptı. Ki sen Derim ilk or. analizde Rossi demiştin hatta. Evet bu şey de olabilirdi mesela. Belli dakikadan sonra burada üçlü kalıyorsan onu iyi hatırlattın. Rossi kanat e atabilirdin. Yani kanat beklerden bir Rossi olabilirdi. Hani hmm. iki taraftan gelmek için hmm. vesaire. Evet, hareket eden adam bu seviye karşısında. Diğeri de Mert Hakan girdi. E yine merkeze mi alsın İrfan Can'ı? Yine mi orta sade düşsün? İlk başta evet, da aynı gördün, şey oldu. Gördün abi. O yüzden ben demem yani neye girmedi diye. Crespo dermisin Ama gole ihtiyacım var diye Yok, Mert Hakan'a Mert Hakan'da da ne olsun? Daha şutu var, daha bir driblingi var. Yani anlamsız bir değişiklik değil. Peki, günün sonunda... Ee Joao Pedro da biraz da top oynasaydım ya. Evet, gerçekten. Geldiğinden olmaz. beri gerçekten en büyük ayak kırıklığı. <laughs> Mesela Joao Pedro ayak kırıklığı. Çünkü şey de değil. Dur ba pişecek daha dur gibi bir durum da yok yani. En flaş hücres direkt hücum transferinde. Hatta Fenerbahçe'nin bütün devre arası sezon başı transferleri dahil olmak üzere en yani gelsin, pazartesi başlasın fark yaratsın, ee, yaptığı tek transfer buydu hani daha direkt performans verecek oyuncu transferi buydu. Yani çok çok geride kaldı. Yani asıl hayal kırıklığı o. Yani devre arasında keşke Fenerbahçe hücuma bir... E, şey alsaydı, turbo takviyesi... yapabilseydi. İlk 11'i kuvvetlendirebilseydi bu turu geçebilirdi. Yani evet. Arda yalnız kaldı, yüzde %100 katılıyorum. E, o eksikliği Fenerbahçe giderebilirdi transferle. Bence orada e, Hoca da biraz... ya Hoca hep basın toplantılarında söylediği, ben işte... İki transfer istedim. bir sol bek alternatifi, bir sameti istedim zaten diyor. iki hı hı. transfer. E bu iki transferin haricinde eğer karşımıza bir fırsat çıkarsa... Hı hı. çok bizi güçlendirecek... onu yapabiliriz. yoksa yapmak için... çok gönüllü olmadı hoca. Evet. aslında yani hep söylenen aksine hocanın kendi ifadesi bu. E, gönüllü olmadı hücumcu... şeyine. E, yüksek takdir için gibi bir oyuncu gelmiş olsa bilemiyorum, genel, bile, bilemiyorum tabii yani belki gerçekten çok olağanüstü rakamları istedi. Astronomik rakam değil Yani yok, yok şey olarak söylüyorum. O tip bir adam gelseydi bu turu geçmişti Fenerbahçe. Ee, günün sonunda Jorge Jesus başarılı mı başarısız mı? Böyle bir şey söylemek için erken mi? Ee, er, erken ama şöyle e, transfer konusunda başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut kadro oynatma konusunda başarısız değil. Ama transfer döneminde başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani Katılıyor. yazında, devre arasında da istediği oyuncu modellerine bakılarak falan. Başarısız da çok mu acaba ya? Ama orada çok kafam karışık orada. Yani çünkü istediği oyuncularla ilgili de bir planı var sahiçine dair. Ama Jesus gittiğinde de çok kullanışlı oyuncular evet, değil çoğu. Evet, o, o bakımdan söylüyorum. Yani çünkü şöyle transferler zaten bir yıllık sözleşmem var. Ben, ee, evet. Kendi tarzında oyuncular istiyorsun ve çoğunlukla hakikaten %70'i belki farklı bir teknik adam kullanmayacağı modelde oyuncular. O yüzden net sonuç vermiyorsa evet puan ortalaması fena değil. Fena değilden öte ee, ya. bayağı iyi. Yani Avrupa lider çıkmak falan çok iyi abi. Evet. Yani Ren'in olduğu bir grupta lider çıkmak da çok iyi. Seviyeye gelebilirdi. İlk maçta hatası var hocanın. Mevcut kadro oynatma konusunda başarılı mevcut kadroyu ama bu mevcut kadro daha iyi olabilirdi diyorum ben de. Güzel. Sonuçta onu da hoca tercih etti bir noktada. Katılıyorum. Katılıyorum. Hoca kısmında Eksik kaldı. Oynatma kısmında, Hocalık kısmında iyiydi. iyiydi. Var mı ekleyeceğim bir şey herhalde? Her şeyi konuştuk Fenerbahçe ile ilgili. Evet artık e, Lige dönecek Fenerbahçe ki Alanya maçı ile başlıyor. O maçta da canlı yayında olacağız. Hı hı. Birlikteyiz. <laughs> Aynen birlikteyiz. Bakalım. Ee, siz de lütfen maçla ilgili, Fenerbahçe'nin oyunu ile ilgili, Jesus'la ilgili yorumlarınızı yazın. Ee, yorumlarda da buluşalım. Şimdi biz Fenerbahçe bölümünü noktalıyoruz, devam edeceğiz.